Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden rivayet eylemiş ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ilmi ve alimi ve talebeyi, öğrenciyi methederek onlar hakkında şöyle buyurmuşlar: El alimu vel müteallimu şerikani fil hayr. Alim ile ondan ilim öğrenen müteallim, yani talebe öğrenci, ecirde, hayırda ikisi ortaktır. Alim de sevap, ecir kazanır. Talebe de sevap, hayır kazanır. Şerikte ikisi şerik, ortak demek. İkisi hayırda müşterektirler, ortaktırlar. İkisi de kârdadırlar, ikisi de sevaptadırlar. Peki, vesairun nas, bunların dışında olan öteki insanlarda la hayra fihim, hiçbir hayır yoktur. Hiçbir hayır yoktur. Demek ki Müslümanın ya ilmi başkasına öğreten alim kimse olması lazım geliyor, ya da ilmi eksik ise ilmi gidip birisinden öğrenen bir kimse olması lazım geliyor. Bunun dışında olması hayırlı bir durum değil. Hiçbir hayır yok. Yani insan ya gidecek öğrenecek, ya da öğrenmiş olduğunu gelecek birilerine anlatacak. Bunların dışındaki insanlarda hiçbir hayır yok diyor Peygamber Efendimiz. Çok önemli. La hayra, yani la ilahe illallah dediğimiz zaman, hani la ilahe, hiçbir ilah yok, illallah, Allah'tan başka. Ancak Allah var, Allah'tan başka hiçbir ilah yok dediğimiz gibi, la hayra fi, hiçbir hayır yok. Yani azıcık hayır olmaz mı? Hayır. Hiçbir hayır yok. Çünkü insanın bu dünya hayatında gayesi nedir? Allah'ın rızasını kazanmak. Niye bu dünyaya geldik biz? İmtihan için geldik. İmtihanı kazanırsak, Allah bizi severse, Allah bizden razı olursa, Allah Celle Celaluhu bizi cennetine dahil ederse, tamam, kurtulduk. Hayatın efendim manasını anlamış ve imtihanı kazanmış oluruz. Bunu yapamadıktan sonra bu dünyada istersen iyi bir iş kur, istersen efendim çok rahat bir şekilde yaşa, istersen efendim çok zengin ol, ama ahiretin ebedi hayatını kazanamadıktan sonra kıymeti yok. Bu dünyada kalacak olan şeylerin efendim sana bir faydası yok. Zaten insanın ömrünü şöylece bir tahlil edecek olursak, vasatı insan ömrü 80 sene. 80 sene yoktur ya, yani 70 sene, 80 sene. Bir kere bunun bir kısmı çocuklukla geçiyor. Yani sen otur kenarda dur bakalım, çocuksun, aklın ermez filan diyorsun. Annesi babası dokanmayın ona diyor, işte daha çocuktur, yazık filan deniliyor. Ne mühim bir iş yükleniyor kendisine, ne kendisinden büyük bir iş bekleniyor. İşte öyle bir yarısı çocuklukla geçiyor. Bir kısmı ihtiyarlıkla geçiyor. Sen artık ihtiyarladın, kenara otur, hadi rahatına bak filan. Hatta biraz da böyle gücü kuvveti kalmadığı gibi zihni de, şuuru da, hafızası da zayıfladığı zaman işte tamam tamam otur filan diyorlar. İşte bakıyorlar, idare ediyorlar. Duasını alıp sevap kazanmaya çalışıyorlar. O da yok, o da gitti. Çocukluk da gitti, o da gitti. Arada bir devre var. Bu aradaki devrede de bir kısmı uykuyla geçiyor. Ömrün bir kısmı uykuyla geçiyor. O da gitti. Uykuda bir şey yok. Öteki kısmı da dünya için yaşayacağım diye, kazanacağım diye çalışmayla geçiyor. Onda da bir şey yok. Ne kalıyor geriye? Yani çok az, çok küçük bir miktar. İşte birazcık camiye gelebilmişsek, efendim birazcık namaz kılabilmişsek, bir Ramazan'ı güzel ihya edebilmişsek, hacca gidebilmişsek, bir kırıntı, yani böyle tuz biber gibi azıcık ibadet kalıyor. Allah bizi gafletten uyandırsın. Bu aziz ömrü, bu kıymetli ömrü, bu büyük efendim ahiret saadetini kazanma vesilesi olan zamanı, efendim imtihan sahasını böyle gafil cahil efendim harcayıp geçirip ahirete eli boş gidenlerden eylemesin. Onun için insanın ilim öğrenmesi lazım. Gerçekleri bilmesi lazım. İlim nedir? İlimin başı
efendim Allah Teala Hazretleri bilmektir. En şereflisi, en kıymetlisi, en üstünü Allah'ı bilmek. Allah'ı bilmiyor. Allah'ı tanımıyor. Hiç kıymeti yok. Cahil. Profesör olsa da cahildir. Devlet başkanı olsa da cahildir. Hiç fark etmez. Allah'ı bilmedikten sonra o insan cahildir. Çünkü kendisini cehenneme atıyor. Kendisinin cehenneme gitmesine sebep olacak bir durumda. Kendisine hayatı veren, kendisine nimetleri veren, kendisine sıhhati veren kaynağı tespit edememiş. Boş gelmiş, boş gidiyor. Bu dünyayı boşuna yaratıldı sanıyor. Dünyayı da anlayamamış. Hayatı da anlayamamış. Efendim kendisine bu nimetlerin nereden, niçin, nasıl geldiğini, hiç hakkı olmadığı halde bu kadar lütfa niye mazhar olduğunu düşünmemiş. Her şeyi demek ki cahil. Yani hiçbir şeyi anlayamamış, boşuna kafa gezdirmiş ortada. İnsan bilecek, Allah'ı bilecek, Allah'ın emirlerini bilecek. Allah'ı bildin mi ne olacak? Allah var, tamam. Allah var ama Allah'ın senden istekleri var. Sana yüklediği vazifeler var. Yani Allah'a inandım. İnandınsa Allah'ın emirlerini kabul et, uygula. Yasaklarını kabul et, sakın. Yasaklarından kaçınmıyorsun, emirlerini tutmuyorsun, huzuruna nasıl varacaksın? Nasıl yani başını dik tutabileceksin ahirette? Ben buyurdum, buyruğumu tutmadın derse ne cevap vereceksin? Gel bakalım şu dünya hayatından hesap ver bana, dikil karşıma efendim diye el pençe divan efendim mahkeme-i kübrada ayakta dikildiğin zaman ne olacak? Hak sahipleri gelip senden hakları istedikleri zaman ne olacak? Yani Allah'ı biliyorum demek neyi ifade ediyor? Tamam iyi maşallah, aferin. İyi herkesin bildiği bir hakikati bir anlamışsın. Asıl anladıktan sonra iş başlıyor. Allah'ı bildin tamam. Allah'ın senden ne istediğini de bil. Allah'ın sana ne vazifeler yüklediğini de bil. Sana ne nimetler verdiğini de bil. Allah'ın verdiği nimetleri bilmek de bir fazilet ve sevap. Bildin mi mükafat alıyorsun. Tamam bu sıhhati bana Allah verdi. Bu hadiseden beni Allah korudu. Bu nimeti bana Allah gönderdi. Tamam bunlar anladığın zaman o da bir yani şükrettiğin zaman elhamdülillah dediğin zaman o onun karşılığı oluyor. Onun efendim mükafatını göreceksin. Sırf elhamdülillah dediğin için bunu bana Allah gönderdi diye idrak ettiğin için mükafat alacaksın. Anladığın için yani. Aferin ki anlamışsın diye oradan mükafat alacaksın. Bu bir. Ondan sonra da başka insanlara karşı görevlerin var. Bir kere seni dünyaya getiren annene karşı, babana karşı, küçükken, güçsüzken sana bakmış olan efendim insanlara, sana iyiliği dokunmuş insanlara karşı görevlerin var. Sen şimdi bu dünyaya gelmişsin, şöyle bir memlekette yaşıyorsun. Ya bu memleketi sana kim verdi? Bak biz mesela derse oturduğumuz zaman dilimizin döndüğünce üzerimizde kimlerin hakkı varsa anlatmaya, onların ruhlarına fatihalar okumaya çalışıyoruz. Bak bu memleketi eğer bize dedelerimiz fethedip vermeseydi biz yersiz yurtsuz bir şey olacaktık. Tekerlekli arabalarda gezen, itilen kakılan insanlar olacaktık. Görüyorsun yersiz yursuz insanların yani ne kadar zor durumda olduklarını, vatansızların, efendim topraksızların ne kadar sıkıntı çektiklerini ki dedelerimiz buraları bize vermişler, parayla almak mümkün değil. Miras bırakmışlar. Bir nimet, onlara elbette bir dua etmemiz lazım. Bize bu şeyleri bırakmış filan diye. Hasılı insanın büyüklerine karşı vazifeleri var. Efendim çevresine karşı görevleri var. Kendisinin ciğerparesi olan evlatlarına, yavrularına, akrabalarına, yakınlarına karşı görevleri var. Demek ki bu görevleri bilmesi lazım. Benim acaba anneme karşı görevim ne? Bana ne ya? Kaç kilo süt vermiş? Hesaplasın, faturasını göndersin, ödeyeyim. Ya süt meselesi mi bu sadece? Ankara'da öyle birisi vardı. Anası demiş ki yani evladım ben seni emzirdim, büyüttüm. Kaç kilo sütse demiş hesapta da parasını vereyim demiş. Kepaze sen onu küçükken söyleseydin ya, 3 aylıkken söyleseydin ya.
O zaman söyleyemezsin, değil mi? Şimdi büyüdün, şimdi adam oldun, şimdi maaş sahibi oldun, şimdi geçim sahibi oldun. Fatura istiyor annesinden. Yani çok dırlanma ya. Süt verdiysen süt. Ben parasını öderim, olur biter. Annenin hakkı parayla ödenir mi? Babanın hakkı parayla ödenir mi? Bu büyüklerimizin, ecdadımızın hakkı parayla ödenir mi? Yani bir ömür boyu çalışıyoruz da bir ev sahibi olamıyoruz, bir daire sahibi olamıyoruz. Koca bu memleketin sahibi nasıl olurduk biz? Onlar canlarını vermişler Allah Allah diye, Allah yolunda cihad etmişler, fethetmişler, al sizin demişler. Bu dağlar senin mi? Senin. Bu denizler, ovalar, göller senin mi? Senin. Elhamdülillah. Yani demek ki insanın bilmesi gereken çok şey var. İnsan öyle paldır küldür, lambur lümbür yürümemeli. Efendim, kime karşı borcu olduğunu, kime karşı vazifesi olduğunu bilmeli. Bu vazifelerin, bu borçların en büyüğü, hiçbir başkasıyla mukayese edilmeyecek kadar büyüğü Allah'a karşı. Allah'ı bilecek. Allah'ın sevdiği işleri yapacak. Emrettiği şekilde hareket edecek. Çünkü ahirette onun huzuruna gideceğiz. O bizi sorguya suale çekecek. Ömrünü nasıl geçirdin? Gençliğini nerede harcadın? Sıhhatliyken neler yaptın? Efendim, paranı nereden kazandın? Paranı nereye harcadın? Bir sürü sorgu suale olacak. Her anımızdan, her işimizden, her fiilimizden bir sevap veya soru veya ceza karşımıza gelecek ahirette. Bunları bilmek lazım. Olduktan sonra vay be, hay Allah, bu böyle miymiş? Tuh, ben bunun böyle olduğunu hiç bilmiyordum. Dön geri. Dönemezsin ki. Hayat geriye doğru çalışmaz ki. Ahirete gittikten sonra insan dünyaya tekrar dönmez ki. Ahirette pişman olduğu zaman o pişmanlık fayda vermez ki. Onun için bu dünyadayken öğrenecek. Bu dünyadayken gözünü açacak. Onun için ilim en önemli şey oluyor. Hem öğrenmek en önemli oluyor, öğreneceksin. Ya benim vazifem ne? Hem düşüneceksin, tefekkür edeceksin, efendim, hem öğreneceksin, bu bir, hem de bildiğini öğreteceksin. Devamlı bir öğrendim yetti artık, bitti. Bana hoca da lazım değil. Vur bir tekme gitsin hocaya. Hoca da lazım. Öğreneceğim, öğrendim, tamam, bitti. Olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz la hayre fihim diyor. Hiçbir hayır yok. Yani öğrendiysen bir kere hocana sonsuz saygı duyman lazım. Hocanın hakkı ödenmez. Hocanın hakkı ödenmez. Babanın hakkı da ödenmez. Ananın hakkı da ödenmez. Hocanın hakkı da ödenmez. Ve hocanın hakkı hepsinden de önde gelir. Hocanın hakkı hepsinden önce gelir. Onun için ona saygı göstereceksin, seveceksin, riayet edeceksin, hürmet edeceksin, izzet edeceksin, hizmet edeceksin. O tamam. Ondan sonra o hürmet ve izzete rağmen biliyorsan bildiğini öğreteceksin. Bilgin eksikse öğrenmeye devam edeceksin. Ya beşikten mezara kadar öğreneceksin, devamlı bir öğrenci olacaksın, ya da bildiğini sağa sola satmaya, anlatmaya başlayacaksın artık. Bir tane kelime bilsen, hanımına söyleyemez misin? En aciz insan bile hanımıyla konuşur. Veya hanımsa efendisiyle konuşur. Efendim, hiç kimsenin yanına çıkamaz, çok utangaçtır. Efendim, iki sözü bir araya getiremez. Dili dönmez, aklı ermez, işte ne yapayım filan. Hayır! Böyle bir insan bile hiç olmazsa ailesiyle konuşabilir. Hanımıyla konuşur. Hanımı kendisiyle konuşur. Çocuklarıyla konuşabilir. Dilinin döndüğü kadar benim aklımın erdiğine göre evlatlarım, hoca efendiden şöyle duydum, kitapta şöyle okudum, Kur'an'da böyle buyuruluyormuş, şöyle yapmamız lazım diye söyleyecek. Konuşa konuşa. Anlatacak yani etrafına. Komşusuna anlatacak, kendisine merhaba diyen, yakınlık gösteren, gelen insanlara anlatacak. Yani bir taraftan talebe olup bir taraftan hoca olmak da mümkün. Buradan alırsın, öbür tarafa verirsin. Hani toptancıdan toptan malı alıyorsun, müşteriye perakende olarak satıyorsun. Bu da mümkün. Yani dükkanın sahibi hep satıcı mıdır? Toptancının karşısında müşteridir. Perakende müşterinin karşısında dükkan sahibidir, satıcıdır. İki aradadır. Onun için en güzeli, madem ilimsiz hiçbir fayda yokmuş, hem öğrenmeye devam edeceğiz, hem de öğrendiğimizi öğretmeye devam edeceğiz. Hocam, ben şimdi kitabı nereden bulayım? Emin olun, o kadar çok ki
Bilgi o kadar çok ki şimdi. Eskiden düşünüyorum da efendim papirüs kağıtlarının nasıl yapıldığını anlatıyorlar. Nil'in kenarındaki sazlar toplanıyor, yan yana diziliyor, üstünden merdane geçiriliyor, yapıştırılıyor. Efendim bilmem sazdan kağıt yapılıyor. Üstüne tek tek yazılar yazılacak. Bir sayfanın ne kadar kıymeti var yani. Ya ilim eskiden ne kadar zormuş. Ne kadar güçmüş. Şimdi yani insan evindeki takvimin arkasındaki ayetleri, hadisleri okusa yeter. Takvimin arkasındaki ayeti okusa, hadisi okusa, tekrar okusa, tekrar okusa, tekrar okusa, hatırına iyice yerleştirse, bir senede 360 tane ayet öğrenmiş olacak, bir senede 360 tane hadis öğrenmiş olacak. İlim kolay bu devirde yani. İmkan var. Öğrenecek, öğrendiğini de dur ben bu öğrendiğimi bir uygulayayım, birisine bir satayım diye gidecek bir yerde söyleyecek. O vapurda mı söyler, otobüste mi söyler, trende mi söyler, çarşıda mı söyler, lafı denk getirecek, şıp onu söyleyecek. İşte hem öğrenmenin sevabını aldı, hem öğretmenin sevabını aldı. Tabii şimdi bu çeşit öğrenme basit bir öğrenme. Bu da tabii insan iyi niyetli oldu mu bu da insana fayda verir ama biliyorsunuz düşman bir memlekete saldırdığı zaman böyle halkın tek tük tabanca çatlatmasıyla patlatmasıyla düşman def olmaz. Ne gerekiyor? Düzenli ordu gerekiyor. Yani telsizi olacak, uçağı olacak, vapuru olacak, tankı olacak, cephanesi olacak, sevkiyatı olacak, haberleşmesi olacak, düzenli. Yani böyle yığın halinde, karma karışık çete usulü değil de düzenli ordusu olacak. İşte ilim de düzenli olursa cahillik öyle yenilir. Düzenli olmadığı zaman tabii tek tük işte böyle çat pat bir şey olur yani. Eğer küfür kuvvetliyse ki çok kuvvetli. Yani küfür bu devirde o kadar kuvvetli ki şeytanın insanları aldatma vasıtası o kadar çok ki Allah saklasın hadis-i şerifte bildirildiği gibi yani öyle bir zaman gelecek ahir zamanda öyle bir haller olacak ki insan sabahleyin Müslüman olarak sabaha çıkacak da akşama kafir olarak akşamlayacak. Akşama kafir mümin olarak ulaşmışsa sabaha kafir olarak çıkacak. Yani yarım günde dünyası 180 derece değişip imandan küfre, küfürden imana geçebilecek. Neden? Radyo var, televizyon var, gazete var, bar var, pavyon var, eğlence var, kafirler var, muzur insanlar var. Eskiden müminler bir taraftaymış, kafirler öbür taraftaymış. Şimdi küfür, iman karma karış oldu. Evlerin içinde bile karma karış oldu. Birisi mümin, öteki kafir. Çocuğunun bir tanesi namazlı niyazlı, ötekisi bilmem ne. Falanca örgütten. Yani evin içine girmiş. Hatta kafanın içine girmiş. Adamın bir ışık yanıyor kafasında, hak sözü söylüyor. Efendim bir gönlü kararıyor, batıl söz söylüyor. Ya sen ne oldu hani dün böyle konuşuyordun, bugün ne oldu böyle? O işte öyle esti rüzgar, öyle konuştu, böyle esti rüzgar, böyle konuştu. Demek ki küfür, iman karma karış olmuş, çok kuvvetli. İnsan bilmezse, yalan yanlış bir şeyi tasdik ederse, veya yalan yanlış bir şeyi düşünmeden söylerse Allah saklasın cehennemin uçurumuna yuvarlanıp gidiverir. Onun için düzenli bir bilgiyle yenilir cahillik, cahillik. Onun için el alimi ve müteallimi demiş Peygamber Efendimiz. Yani bilgin ve öğrenci demiş. Yani biraz devamlılık ifade ediyor bu kelimeler. Hem öğreten devamlı öğretecek, hem öğrenen metotlu devamlı öğretecek. Yani bir kitabı olacak, filanca ilmi bitirecek. Tamam, fıkıh ilmini bitirdi, tefsir ilmini bitirdi, efendim feraiz ilmini bitirdi, hadis ilmini bitirdi, kelam ilmini, akaid ilmini bitirdi. Hah, o zaman derli toplu, nereden sorarsan sor, adam derya gibi maşallah. Her derde deva, ne güzel sözler söylüyor. Konuştuğu zaman insanın içi açılıyor, efendim gül bahçesine girmiş gibi oluyor, mest oluyor filan. Tamam, neden? Metotlu bilgi öğrendi. Şimdi efendim kitaplar devrilmiş, üst üste yığılmış,
İşte bu bana babamdan, dedemden kalma kitaplar. Ne var bunun içinde? Ne bileyim hocam, yani ne kaldırabilirim, ne ayırabilirim, ne anlayabilirim. İşte bu odaya tık tık bunları, yarısı küflendi, yarısını fare yedi. Efendim işte bu kitaplar. Olmadı işte, yani bilgiler derli toplu değil. Halbuki bilgiler raflara yerleştirilecek. Yeri belli olacak. İşte tefsir kitapları, işte hadis kitapları, işte tarih kitapları, işte falanca ilimden kitaplar, işte falanca alimin en güzel eseri, ciltleri de tamam, fihristi de var. İstediğin mevzuyu aç, bul. Ne kadar güzel. Demek ki metotlu olmasını tercih edeceğiz. İlim öğreneceğiz. En basiti, başka insanlarda hiçbir hayır olmadığı için takvim yaprağının arkasını bile okusak, günlük gazeteyi bile okusak, efendim mecmuayı bile okusak, beğendiğimiz bir yazı olduğu zaman keseceğiz, cebimize katlayıp koyacağız, öğreneceğiz ve başkasına öğreteceğiz. En basiti bu. Ama faydalı olması için ilmimizin metotlu öğreneceğiz. Bir ilmi bitireceğiz, bitirinceye kadar sabredeceğiz, bir hocaya devam edeceğiz. Oh elhamdülillah o ilmi öğrendim. Ondan sonra ötekisi, ondan sonra ötekisi, ne kadar güzel. Allah-u Teala Hazretleri bize ilmi sevdirsin. Bize ilmi öğrenme aşkı şevki versin. Bizim ömrümüzü alim olarak, müteallim olarak rızası yolunda hayırlı bir şekilde geçirmeyi bizlere nasip eylesin.